Hayatın senin elindeden merhaba efendim. Ben Melda Yücelkocaay. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte size hayatımız bizim elimizde diyoruz efendim. Hocam merhaba. Merhaba efendim. Son derece önemli bir süreç diye hep söze başladık değil mi? Çünkü bir pandemi sürecindeyiz ve bu pandemi sürecinde hatta birkaç program biz bununla başlamayalım bile deme lüksünü kendimizde hissettik. Evet. Veriler bunu bize hissettirdi ve söylettirdi. Ama öyle ki özellikle bayram sonrasında verilerde hızlı bir artış var. Bayram bize yaramadı mı? Yoksa tedbirlerden çok mu hızlı uzaklaştık? Siz özellikle kapalı yerlerde maske takma tavsiyesini de hatırlatmıştınız. Artık zorunluluk olma noktasına geldi demiştiniz. Neredeyiz? Çok kötü bir yerde değiliz ama şimdiye kadar hani yüzlük kuyruğuna getirdiğimiz bir meselenin bir yerine geldik, takıldık, kaldık. Günlük 3 binlere, 4 binlere inen vaka adetinin neredeyse 100 binlerin üzerine çıktığını resmi otoriteler de onayladı. Yani böyle bir noktadayız ki artık pandeminin hemen hemen yeni bir dalgasıyla iç içe olduğumuz anlaşılıyor. Bu sadece bizde değil, bütün dünyada böyle ama biz dünyaya bakarak kendimizi pek çok konuda kıyaslıyoruz, yanlış yapıyoruz. Burada da yanlış yaparız. Çünkü biz daha şanslıyız dünyaya göre. Daha iyi bir coğrafyada yaşıyoruz. Daha mevsimi daha iyi atlatacak bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama buna rağmen bu kadar vaka sayısının artması biraz virüsün yapısını değiştirip bulaşıcılık kabiliyetini artırması ile ilgili. Biraz da bizim bu işten sıkıldım artık yapılması lazım gelen basit tedbirleri bile yapmaktan uzaklaşmamızla ilgili. Yani virüste de bir hareketlenme ve suç oranı artışı var. Bize de biraz işi ciddiye almayıp suça davet etme yanlışı var diyebiliriz. Evet. İki yanlış bir arada. Toplu taşımalara şöyle bir rastladığımda ya da bindiğimizde falan neredeyse kimse de maskede olmadığını görüyorum. Neden? Bunu anlamak mümkün değil. Mesela ben Türk Hava Yolları'nda, Türk Hava Yolları'nın yolcu bekleme salonlarında anlayabiliyor değilim. Yani uçaklarda, yurt dışı uçaklar, uçuşlarda maske takma bütün dünyada yasaklanmış olabilir. Ama siz iç uçuşlarınızda maske taktırabilirsiniz. Bunun bir maliyeti de yok. Çok da iyi fiyatlarla ücretlendiriyorlar bütün uçuşları maşallah. Doluluk oranları da %88 rekorlara doğru gidiyor. Ama bunun karşılığında insanların hastalanmadan yolculuk yapabilmeleri için yardımcı olma mecburiyetleri de var. Şu anda eğer vaka sayıları bu kadar yüksekse iç hat uçuşlarında dış hat bence daha önemli ama hiç olmazsa iç hat uçuşlarında daha özenli davranmalarını ben şahsen bekliyorum. Öbür havayolları ne yapıyor onu da çok iyi bilmiyorum. İkincisi bekleme salonları. Ben bayramın hemen öncesindeki Arife günü bekleme salonunda 3-4 bin kişi vardı. 6 kişi sayabildim ben dahil maskeli olan. Yani 6 kişi yani maskeyi takmıyor. Bekleme salonlarında maskeyi taktırabilir Türk Hava Yolları. Yani virüs bu kadar ortalıkta cirit atıyorsa bizim bu kadar vurdum duymaz olmamız pek kabul edilebilir değil. Tabii ki eski günlere dönmeyelim. Ama eski günlere dönmek istemiyorsak da tedbirli olalım. Basit tedbirleri elden bırakmayalım. Yani toplumu taşıma araçları hala bence büyük tehlike. Önemli bir yer. Henüz sinemalar açılmadı, tiyatrolar açılmadı. Açık havalarda işler yürütülüyor. Böyle giderse kışın daha da zorlanırız. Zor bir an önce tedbir alalım. Sonbahar şu anda. Bu bize bağlı. Bu bize bağlı. Virüsün evcilleştiği kesin. Virüsün artık boğazda takılıp kaldığı, akciğere pek inmediği kesin. Siz eğer çok yaşlı değilseniz, sizin eğer bağışıklık sisteminiz çok bozulmuş değilse, çok vücudunuzun savunma sistemi çok takatsiz düşmemişse, virüs kolay kolay boğazın altına inmiyor. Yani eskisi gibi çok şükür virüse bağlı akciğer komplikasyonlarını, hele hele sistemik komplikasyonları görmüyoruz. Hastane yatış oranları onun için düşük. Yoğun bakımlar onun için çok şükür çok ciddi bir doluluk oranında değil. Hele hele entübe edilen insan oranı hemen hemen yok gibi bir şey. Ama bu bizim onu görmezden gelmemesi gerektirmiyor. Biraz daha dikkatli olmayı sürdürürsek önümüzdeki kış bizi büyük bir tehlikenin beklediğini söylemek pek doğru olmaz. Dikkat, dikkat, dikkat hepsi bu. Değil mi? Bir hatırlatma da yapalım hocam. Doğal çözümler, doğal takviyeler şeklinde bakalım. Covid-19 için bitkisel destekler dediğimizde çok konuştuk bir dönem değil mi? Sürekli konuşuyorduk. Ama şimdi hatırlatma yeni varyantları ve bize yaşattıklarının ardından ilk 5, ikinci 5 desek ilk sıraya neyi yazarız? Bunları yeniden hatırlatalım. Tabii ki yani doğal olarak mesela Kuverset'in ilk 5'in bir numarası daima benim için. Ama şu anda bu takviyeleri yeniden piyasaya sürüp yeni bir satış dalgasına
tetiklemenin de bir anlamı yok. Ben geçenlerde karşılaştım, bir durumla size bilgilendireyim. Bir hastam benim çantasını çıkardı. Bir tane kuvarsetin, bir tane C vitamini, bir tane D vitamini, bir tane... Böyle değil, öyle bir dönemde değiliz. Bunun bitkisel karşılıkları da var. Hatta evet, yani arkadaşlarımıza yazdı. Kırmızı soğan mesela, kuvarsetin. Yani kuvarsetin almak istiyorsanız gidin daha çok soğan yiyin. Kırmızı soğan daha çok yiyin. Kuvarsetin almak istiyorsanız elma, yenisi, tazesi harika. Kütür kütür yeni elma çıktı. Elma yiyin. Örneğin zerdeçal, gidip zerdeçal hapı almak yerine toz veya taze zerdeçal, yarım santim taze zerdeçal dövün, karıştırın, yoğurtla yiyin veya bir çay kaşığı toz zerdeçal, çeyrek çay kaşığı karabiber karıştırın yiyin. Yeşil çay için günde iki tane, üç tane kateşin tableti yerine. Beta-glükan içeren bir sürü böyle immünle başlayan bir sürü hap çöp var. Hiç gerek yok. Sabah kahvaltı gereği yerine yulaf yiyin. Yulaf kepeği yiyin. Yoğurtla karıştırın. Biraz üzerine çok moda şimdi yaban mersini ekleyebilirsiniz. Yakışır. Evet. Yani badem, başka şeyler. Ceviz. Kırmızı üzüm çıkmak üzere ekleyebilirsiniz. Badem, ceviz, ayçiçeği, kabak çekirdeği çok şey ekleyebilirsiniz. İkinci beşte timokinonlar var. O timokinonların da yine hapını, yağını, suyunu vesairesini almak yerine doğrudan doğruya çörek otunu kendisini yoğurtla karıştırın. En basit o. Yani o bizim meşhur beşli karışımın içine yoğurdu artık koymak, çörek otunu koymak ve onu altını karışım gibi artık algılamak lazım. Takviye olarak almak isterseniz bana göre bu dönemde lazım diye tekrar altını çizeyim. Probiyotiklerden, umkulabadan, ekinaz yözlerinden, resveratrolden faydalanabilirsiniz. Ama ben şahsen kimseye bugünlerde böyle şeyler için bu bahsettiğim bilgisel antiviral etkisi olan, koruyuculuk sağlayan bilgisayar takviyeleri para vermelerini tavsiye etmem. Zaten bir ekonomik sıkıntı içindeyiz. Daha iyi alanlarda harcısınlar o paralarını. Çünkü elma yedikleri zaman sadece kuvarsetini almıyorlar. Üzüm yedikleri zaman... vardır ya değil ya, mi? Yani, elma girmeyen eve doktor gider. Evet, çünkü gider. Elma yediğiniz zaman pektin alıyorsunuz, C vitamini alıyorsunuz, B vitamini alıyorsunuz, magnezyum alıyorsunuz, potasyum kazanıyorsunuz. Ama size kuvarsetin tableti verdiği zaman sadece ve yalnızca kuvarsetin hapı yutuyorsunuz. Kabuğuyla mı yiyelim, kabuksuz mu yiyelim? Elmayı kabuğuyla yiyin, evet. İyice yıkadıktan sonra. Kabuğuyla yiyin çünkü kabuğunda koruyucu antioksidan oranı çok daha yüksek. C vitamini oranı bile elmanın kabuğunda içinden çok daha yüksek. Çünkü koruyucu olarak o antioksidanları bitkiler, meyvelerinde kullanıyorlar. Dışarıdan gelen güneşin okside edici ya da böceklerin zarar verici etkisinden korunmak için. Ama söylediğiniz çok doğru. Artık ilaçlanmayan meyve ağacı yok. O nedenle çok iyi, dikkatle, uzun süre sabırla yıkamak lazım. Sabırla yıkamak ovarak lazım. Yıkamak lazım. Duvar sarmaşığı, antosiyaninler de... Hepsi aynı grupta. Duvar sarmaşığı, antosiyaninler aslında mor olanlar. Mor olan, siyah olan her şey antosiyanindir. Yani siyah, beyaz turp yerine siyah turp veya mor turp yediğiniz zaman, normal lahana yerine siyah mor lahana yediğiniz zaman veya kara dut yediğiniz zaman, Pancar yediğiniz zaman, kiraz yediğiniz zaman, vişne yediğiniz zaman antosiyanini veya şimdi mevsimi siyah erik yediğiniz zaman bir miktar antosiyanin kazanırsınız. Güzel. Şunu da sormadan edemeyeceğim. Acaba yeni varyantlar sonuçta gitmediği için varyant karşımıza çıkıyor. Acaba aşılara karşı... Hani bir tabir kullandık ya, kaçıyor mu diye. Bu da kaçıyor mu? Varyant aşıdan kaçmıyor da aşı varyanta karşı çok güçlü olmadığı bir dönemi girdi. Çünkü ilk orijinal Wuhan virüsüne karşı geliştirilen aşılardaki antijenik özellik o virüsteki spike proteinlerine göre hazırlanmıştı. Ama o virüsteki antijenik özellik, spike proteinlerinden gelişecek olan antijenik özellik, o spike proteinlerinin neredeyse %80-90'ı değişti. Yani bu virüs yine bir virüs, aynı virüs, gövdesi aynı ama makyajı, elbisesi, rimeli, boyası, orijinisi hepsi değişti. Dolayısıyla elimizdeki aşıların etkinliği benim kanaatime göre, bilimsel bir veriye göre konuşmuyorum ama herhalde %30'ları, 40'ları geçmez. Şu anda kullandığımız 20 milyona yakın insanın hayatını kurtardığını düşündüğümüz aşıların etki oranları düşük ama %20-30 mutlaka olsunlar. Nedeni şu, ben 80 yaşında bir büyüğüm var.
90 yaşında bir büyüğüm var. 65 yaşında ama KOAH'lı. 50 yaşında ama immünosüpresif ilaç alıyor. 40 yaşında ama böbrek nakli geçirmiş. Ve bu nedenle bağışıklığı sorunu birisinde %20'lik, 30'luk, 40'lık bir katkı bile hayat kurtarıcıdır. Dolayısıyla risk grubunda olan herkes öncelikle ve hemen aşılanlarını, hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmalı. Bu çok net ve kesin. Kimler? Son aşısının üzerinden henüz 4 ay geçmemiş olanlar. Covid-19'u geçirmiş ama üzerinden 4 ay geçmemiş olanlar aşıyı yaptırmayabilirler. Peki risk grubunda olmayan, sağlıklı olan kişiler aşılanmalı mı? Tavsiyem aşılanmaları yönünde. Ama ben zımba gebeyim, sağlıklıyım deyince henüz 40'lı 30'lu yaşlardayım. 3 defa aşımı da yaptırmıştım. Üzerinden henüz 5-6 ay geçti. 4 ay geçtiği için aşılanmak istemiyorum. Nasıl istersen. Çünkü yeni aşı gelecek diye bir umut var. Ama o umut henüz piyasaya sürülmüş değil. Yani hem İlaçları orijinal... bir dönem çok konuşmuştuk hocam. İlaçlar artık aslında başka bir konuşmada şuna tartışılması lazım. Bir sürü hata yaptığımızı geriye dönüp bakıyoruz ama henüz hiç kimse elindeki o hatalarla yüzleşme noktasına geldiğini düşünmüyor. Yani başlangıçta konuştuğumuz, ben dahil birçok insanın, birçok hocanın, birçok bilim insanının bu işin en tepesinde kabul ettiğimiz insanların dahi tavsiyelerinin bir kısmı fos çıktı. Bir sürü yanlış yaptık. O yaptığımız yanlışların neticelerini tartışarak yeni yanlışları önleyebiliriz. İşte o ilaçların bir kısmının örneğin favipravir'i çok ciddi tartışacağız önümüzdeki dönemde. Hatta molnupiravir'i tartışacağız. Şu anda sürümde olan molnupiravir'i tartışacağız. Bunların bize ne getirdiğini, ne götürdüğünü zamanla tartışacağız. Ama bilmemiz gereken şey şu. Aşı karşıtları her ne kadar aşı karşıtlığına devam etmeye gitmeyi sürdürseler de bu kararlılıklarını saygıyla karşılarım ama bunu aşı düşmanlığına dönüştürmelerinin affedilmez bir insanlık suçu olduğunu da altını çizerim. Araştırmalara göre Melda Hanım toplamda aşılar sayesinde 20 milyon insan ölümden kurtuldu bu salgında. Büyük bir rakam bu. Kesinlikle. Büyük bir rakam. Aşılar nedeniyle hayatını kaybettiğiniz bir tek kişiyi bile net ve açık olarak gösterebilmiş değiller. Bir takım rivayetlerle işte aşı olan kalp krizi geçiriyor, aşı olan işte omurilik rahatsızlığı geçiriyor, aşı olan belleği bozuluyor, aşı olan bel fıtığı oluyor kadar işi yürütenler, akıl yürütenler var. Bunların hepsi asılsız, bilimsel temeli olmayan iddialar. Evet. Bir de maymun çiçeğimiz olmuştu tüm dünya ile birlikte. Sonrasında Türkiye'de de vakalar geldi. Hatta Bakan Koca'nın da en son açıklamaları var. Burada bugün bir röportajı dinlediğimde çiçek hastalığına benzetti. Su çiçeği. Aşıların da koruduğu hatta 40 yaş üstü su çiçeği olması, aşısı olanların çoğu bundan korunuyor. Şöyle her canlı türünün diyebilirim hatta memeli türünün bir çiçeği var. Yani domuz çiçeği, maymun çiçeği, inek çiçeği, insanlarda su çiçeği. Yani çiçek virüsünün farklı tiplerinin oluşturduğu bunlar enfeksiyonlar. Ama üzülerek belirtelim ki Melda Hanım, böyle nasıl deprem dönemlerinde depremle ilgili insanlarda bir algıda seçicilik ortaya çıkıyor. Depremde ya da savaş döneminde güvenlik uzmanları çok konuşuluyor ve algıda seçicilik hep onlar ne diyor diye bakıyoruz. Ekonomik kriz çıkıyor bütün iktisat profesörleri, ekonomi profesörleri televizyon ekranlarında. Burada da sağlık özellikle enfeksiyon hastalıklarla ilgili bir algıda seçicilik olayı ortaya çıktı. Bakın birkaç gün önce Sağlık Bakanı açıkladı. Ne kadar vaka var Türkiye'de? 5 vaka. Yani o gün muhtemelen minimum en az 50 bin gripli belki de 100 bin soğuk algınlığı olan vatandaşımız vardı. Hiç onu konuşmuyoruz. Çünkü artık onlar algıda seçicilik şeyinin dışına çıktılar. Hatta çok komik buldum ben. Dünya Sağlık Örgütü bunun evrensel bir sağlık problemi olarak kabul edilmesi gerektiğini maymun çiçeğinin. Hayır onlar da bundan hoşlandılar. Yani bilelim ki bu dönemde ve bundan sonra insanlığın neredeyse bir kavimler göçü yaşadığı bu enteresan bir zaman diliminden geçiyoruz. Yani hiç kimse yerinde durmuyor. Yani parası olan uçakla seyahat ediyor, gemiyle seyahat ediyor, onunla bununla seyahat ediyor. Olmayan da ülkesini değiştirip yeni hayatlar kurmak için Afganistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Almanya'ya geçmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu kadar insanlığın hercümerç olduğu bir dönemde
yerel olan bir sürü hastalık, bir sürü virüs, bir sürü hastalık etkeni artık genel hale geldi. Dünyevi, bütün dünya ölçeğinde yayılıyor. Global dünya bir, diyoruz ya. Bravo, da bir Pakistanlı, Afganistanlı bize gelmişse beraberinde mikrobik florasını da getiriyor. O floraya biz alışkın değilsek o bizi de hasta ediyor. Ama bu göç eğer sadece Türkiye'ye olmuyor. Yunanistan'da gidiyorlar, Avusturya'ya vesaire vesaire gidiyor. Beraberinde bir, bunlar, ne demek bu? Bunun sonucu şu. Bundan sonra bu tip enfeksiyon hastalıklarına, salgınlarına karşı çok uyanık olmalıyız. Yani dünya enteresan bir dönemden geçiyor ve bu göç döneminde, bu bilinçli ya da bilinçsiz göç döneminde, hareketlilik döneminde bu tip salgınlarla karşılaşma ihtimalimiz her zaman fazla. Her zamankinden daha fazla hijyene dikkat etmemiz. Çevreye her zamankinden daha fazla sağlık vermemiz. Çevrenin sağlığını sömürmemiz değil, çevrenin sağlığına katkıda bulunmamız gereken çok özel bir zaman dilimindeyiz. Sonuna kadar katılıyorum. Kısa araya gidelim. Tabii, memnuniyetle. Aranın ardından daha neler neler konuşacağız. Neler neler dedik ve size geldik yeniden efendim. Bir konu var ki kadın erkek herkesin muzdarip olduğu bir konu. Belki hanımlar daha fazla ilgilenir, kulaklarımızı açalım diyelim. Çünkü karın şişliği mevzubahis olan neden olur diye konuşalım. Hangi yaşta, hangi kiloda, hangi bedende olunursa olunsun, hangi tip mutfakla beslenilirse beslenilsin bir karın şişliği mevzusu olabiliyor. Ben de çok yaşıyorum mesela. İnanamıyorlar insanlar yemekten sonra karnımın ne kadar büyüyebileceğini ki zayıf bir insanım, küçük bir kadınım. Karın şişliği neden olur hocam? Şimdi Melda Hanım, ben ofis pratiğinde çok sık tekrarladığım bir yöntemim var. Bazı insanlar sağlıkla ilgili bir şey konuşmaya başladığınız zaman tutukluk gösteriyor. Yani konuşamıyor, başlangıçta heyecanlanıyor, nereden başlayacağını bilemiyor. Onları konuşmak için ben 3-5 tane şey çok sık tekrarlarım. Biraz da kadınsa karşımda tutukluğu olan kişi, cildiniz kuru mu derim, aa evet kuru der, hemen başlar. Ya da karın şişliği şikayetiniz var mı, evet vardır. Yani tutma ihtimali %100'dür. %80-90 bile değil. Evet, yani saç probleminiz var mı, her kadın evet var der. Cildiniz kuru mu, evet var der. Karın şişliğiniz var mı, evet var der. Erkeklere girdiğiniz zaman, stresiniz var mı? Uyku probleminiz var mı? Saç dökümünüz var mı? Yani onlarda da çok fazla bu belli konular var. Karın şişliği böyle bir sorun. Gerçekten karın şişliği çok önemli. Aslında öyle bir dönemden geçiyoruz ki biraz önce konuştuk. Cebimizi şişirmek dışında her türlü şişmeye açık bir dönemdeyiz. Yani hiçbir şekilde şişmeyen tek yerimiz cebimiz, cüzdanlarımız. Onlar şişmiyor. Ama gerçekten beynimiz şişti, vücudumuz şişti, karnımız şişti, ruhumuz şişti. Yani her türlü şeyimiz kabul edilebilir limitlerin dışına çıktı. Buraya şuradan girmek istiyorum. Karın şişliğinin bence çok önemli nedenlerinden birisi strestir. Stresi fazla olan insanın iç dünyasında karın şişliği üretme ihtimali fazladır. Ama o iç dünyadaki strese bağlı karın şişliğini bizim bu maddelerin en sonuncusuna yazdım. Biraz sonra söyleyeceğim. Genel olarak yiyeceklere karşı toleransınız problemli hale gelmişse, yani toleranssızlık sorunu, intolerans dediğimiz toleranssızlık sorunu başlamışsa karın şişliği başlar. Bu toleranssızlık bazen yiyeceklerin kendilerine olur. Ne olduğunu bilemezsiniz onun. Örneğin fasulye yiyince gaz yapıyor, yapar. Fasulyenin niye gaz yaptığını, gazını nasıl azaltabileceğini hepimiz az çok öğrendik. Ancak bazen bazı yiyeceklerdeki özel maddeler, mesela sütteki laktoz. Laktoz enzim bir şeker, süt şekerinin adı. Sizde de onu parçalayan laktaz enzimi varsa da azsa ya da yoksa süt içtiğiniz zaman davul gibi içersiniz. Hatta öyle ki biraz fazla içerseniz sütü veya ayranı birdenbire cırcır olursunuz. Tuvalete gitmek ishal problemiyle bile, karın ağrısı artı ishalle bile karşılaşma ihtimaliniz ortaya çıkabilir. Aynı şey yiyeceklerdeki fruktoza karşı olabilir. Çok nadir olmakla birlikte meyvede veya başka yiyeceklerin çoğunda olan meyve şekeri fruktoza karşı intoleransınız varsa yine ishaliniz olabilir. Histamin yükü fazla olan yiyeceklerde de örneğin peynir, örneğin çikolata doğrudan duruyor. Gaz şişkinlik olabilir. Yani laktoz intoleransı, fruktoz intoleransı, histamin intoleransı önemli birer neden. Ama bir de doğrudan duruyor gaz yaptığını bildiğimiz besinler var. Yani örneğin çiğ sebzelerin çoğu özellikle posa yapısı güçlü olan lahana grubu, lahana giller diyelim, turp, karnabahar, lahana,
bu grup besinler biraz daha fazla gaz yapma eğilimi diyor. Yani birazcık bunları anlayabilmenin yolu da yiyecekleri konuşmanızdan geçer. Yani biraz kafa patlatıp ben neyi yediğim zaman daha çok gazla karşılaşıyorum. Bir de onu bir daha bir deneyeyim derseniz. Bir de bunu ben yemeyeyim derseniz. Buna biz mayalar da bazen eliminasyon diyebilir. Ya, maya meselesi biraz sonra anlatacağım onu. Başka bir konu. Ama oralarda yapacağınız şey eliminasyon diyeti yapmanız lazım. Huzursuz bağırsak sendromu biraz önce anlattığım meselede stres. Huzursuz bağırsak, huzursuz ayak, huzursuz insanda olur. Tekrarlayayım. Huzursuz bağırsak, huzursuz ayak dediğimiz problemler huzursuz kafalarla beraberdir. Stresi olan insanlar strese girdiği anda vücutları, beyinleri kasıldığı anda ya mideleri kasılır, gastrit olurlar, mide krampı geçirirler, ya kalpleri kasılmaya başlar, taşikardi hata yaşarlar, ya kalp ciltlerinde ani bir değişiklikle yüzleri kızarmaya başlar, terlemeye başlarlar. Otonomik bir nedenle ya da bağırsakları sucuk boğumu gibi boğumlanır. Ve o boğumların arasında kalan gaz birdenbire araba tekerleği gibi karnınızı şişirir. Yani der ki hasta bize, hocam ben sabahleyin 34-36 bedenine çıkıyorum, akşam 40 bedenine giriyorum eve. Evet doğrudur ama arkasında yatan huzursuz bağırsak sendromudur. Ama huzursuz bağırsak sendromu sırf sizin huzursuzluğunuzdan da kaynaklanmaz. Bağırsaklarınızın içindeki o milyarlarca bakterilerin geçimlerinde bir bozukluk, ilişkilerinde bir huzursuzluk varsa, evet, yani bağırsak içi bir huzursuzluk varsa ki ona biz disbiyozis diyoruz. Biyolojinin bozulması, biyolojinin arızaya geçmesi durumu. Orada da gaz sorununuz olur. İşte söylediğiniz şey o. Yani mayalı içecekleri aldığınız zaman siz disbiyotik bir bağırsak sistemine sahipseniz daha çok gazınız olur. Yoksa o mayadaki bakteri 2 dakikada gazı yapıyor diye düşünmeyin. O mümkün değil. Bir başka şey bakteri aşırılığıdır. Bu da son zamanlarda çok tartışılan bir konu. Daha tak bilimsel temelleri oturmadı. SIBO diyoruz buna. SIBO. Samsun, İstanbul, Bursa, Ordu, SIBO. SIBO dediğimiz şey şu, normalde ince bağırsağın başlangıç kısmında ve 12 parmak bağırsağında olması gerekenden fazla bakteri ürerse, bakteri çoğalırsa o bölgede de aşırı gaz üretimi oluyor. Ve karnın alt kısmında değil de göbekle mide arasındaki bölgede aşırı miktarda bir gaz birikimi oluyor. SIBO dediğimiz durumda. Bunun tedavisinde, teşhisinde ben biraz aşırılığa kaçırıldığını, biraz ticari hale getirildiğini, her karnı şişte sende SIBO var deyip antibiyotik yüklendiğini falan görüp üzülüyorum. SIBO meselesinde tanı koyma yetkisi sadece ve sadece bizim gibi bir iç hastalıkları uzmanında bile değil, öncelikle bir gastroenterologdadır. Yoksa ben fonksiyonel tıpçıyım, tamamlayıcı tıpçıyım, sizde de SIBO var filan. Bence oradaki bakterilerin fazlalığı dış kaynaklı mı? Yani içeride şöyle o bakteriler yani dışarıdan mı? Herhangi dışarıdan aldığınız bakterilerin gibi bir... yok öyle değil. Orada olmaması gereken bakterilerin çoğalmasının birçok nedeni var. Safra reflüsü olabilir, oradaki asit baz dengesinin bozulması olabilir. Yani biyolojinin arızalanma geçmesi. Ama durup dururken SIBO tedavisi yapacağım diye uzun süre bir antibiyotik var bu amaçta kullanılan rifaksimin dediğimiz bir antibiyotik. Rifaksimin çok fazla kullanıp bağırsağın iyice darmadağın edildiği çok vakayla karşılaştığım için çok üzülüyorum. O nedenle ona da dikkat etmek lazım. Bir de hormonal dalgalanmalar da gaz yapar, şişkinlik yapar. Hı hı. Özellikle kadınlarda bu periyot dönemleri, menopoz dönemlerinde çok sık karşılaştığım bir durum. Yani basit bir bağırsak gaz şişkinliği pek çok nedene bağlı olabilir ve ben itiraf edeyim çoğu hekim de aynı düşüncede benim düşüncemi paylaştığını biliyorum. Bizim en çok korktuğumuz şişkinlik sorunu olan bir hastanın sorunun çözmek için bize müracaat etmesidir. Çok zor çözülür. Çok zor çözülür. Yani kolay kolay nedeni bulunamaz. Bulunduğunuz neden hasta tarafından çoğu zaman yönetilemez. Sizin için de çok kolay yönetebilir bir sorun değildir. Evet, bir hekim biraz olarak, bunu söylüyorsunuz. Önemli evet. Gerçekten. Yoksa baştan beri konuştuğumuz o evde test kendimizi çözelim. Evet, onları da ben de mesela o yiyecek başka hiç ummadığım bir yiyecekten mi derim. Yani öyle reklamlarda gördünüz ki filan probiyotik yiyeceksiniz, gazınız, susunuz gidecek, dalgalanıp havaya uçacaksınız yok. Gazla uçarsınız, zeplin gibi olabilirsiniz. Aman dikkat edin, çok suistimale de açık bir alan. Kesinlikle. Tekrar söylüyorum, akıl başında bir hekim, ben disbiyozisli bir vaka teşhis ettiğim zaman elim ayağım birbirine karışır. Ya da yani o kadar çok insana leaky gut yani kaçıran bağırsak sendromu tanısı konuyor ki yani inanılmaz, inanmak mümkün değil. Yani
her gittiği hastasına sen de probiyotik eksikliği var deyip probiyotik dayayan, her gittiği hastaya senin bağırsak floran bozulmuş, gelen hastaya sen bağırsak floran bozulmuş deyip flora tedavisi uygulamaya çalışan, bununla ilgili testleri herkese yaptırıp 3000, 5000, 7000 TL harcatıp önemli harcamalar yaptıran, bunu iyi niyetle yapan, iyi niyetle de olsa yanlış yapan pek çok maalesef üzülerek söylüyorum. İnsanla karşılaşabilirsiniz. Bunların bir kısmı hekim de olmuyor. Diyetisyenler de yaptırabiliyor. Dikkatli olun derim ben Osmanlıcı olarak. Her yerde olduğu gibi dikkatli olmak, sorgulamak lazım. Geçelim izleyicilerimizden gelen o önemli soruları. Önemli diyorum çünkü gerçekten merak edilen konulara parmak basıyor. Mesela geç saatte yenen yemekler kalp krizini tetikler mi? Bir de ne yenildiği de hem zamanımızı ne kadar yediniz, ne yediğiniz ve kim olduğunuz önemli. Eğer geç saat yenilen yemekler kalp krizini tetiklese İspanya kalp krizinden geçilmez. Yani İspanyollar saat 11'den önce sofraya oturmuyor akşam. Hatta biraz yakın komşumuz Yunanistan'da da aynı gelenek var. Yani Akdeniz aslında ülkesinde, yani bir tarafta biz Akdeniz diyeti diyoruz, bir tarafında da Akdeniz tipi yaşam tarzı var. Öyle olsaydı böyle olurdu ama değil. Fakat gerçekten de özellikle yaz aylarında, sıcak yaz aylarında akşam alkolle birleştirilen ağır yemekler geç saatlere kaydırıldığı zaman en azından kalp krizi adayı olan kişilerde, felç adayı olan kişilerde, kalp damar hastalığı sorunu olan kişilerde, şeker hastalığı olan kişilerde, hipertansiyonu olan kişilerde önemli bir risk faktörü haline gelebiliyor. Dikkatli olmalarında fayda var derim. Sadece bir yemeği akşam yani. Ne kadar erken yerseniz o kadar iyidir. Özellikle 40-50 yaşlardan sonra hiçbir sağlık sorununuz olmasa bile akşam yemeğiniz olabildiği kadar hafifletin ve olabildiği kadar erken saat alın ve ertesi gün sabaha bile pas geçip öğlenle akşamı aralık boş bırakın. Yani aralıklı oruç beslenme modelini sisteminizin bir parçası yapın diye tekrar hatırlatalım. Hafifletiyor. Evet, obezite çıkıyor bir diğer soruda. Şöyle bakıyorum, Serpil Hanım sormuş. Obezitenin nedeni tembellik mi, çok yemek mi? İkisi de var. Ama birinci nedeni çok yemek. İnsanlar gerçekten eskisi kadar fiziksel faaliyet göstermiyorlar. Bugünkü gösterdikleri fiziksel faaliyet eskiden çok daha az. Ama yediklerine bakarsanız 10 katına çıktığını bile söylemek mümkün. Hiçbir dönemde dünyanın bu kadar önemli bir bölümü çok yemekten obez olmadı. Çok fazla obezite salgınıyla karşı karşıyayız ve çok yüksek bir obezite yüküyle karşı karşıyayız daha doğrusu. Ve bunun bir numara nedeni çok yemek ve yanlış gıdalar tüketmek. Sadece çok yemek değil, yanlış yemek. Yani nitelik ve nicelik ikisi baş başa. Yani siz bir faydalı gıdayı, yani 8 zeytin yerine 18 zeytin yediğiniz zaman obez olmazsınız. Ama 2 değil 12 parça çikolata yerseniz, 3 değil 10 top dondurma yerseniz ya da atıştırmalık meselesini onunla bununla unlu, tuzlu, bilmem neydi, o tatlı da o şekerli detaya girmek istemiyorum çünkü alınganlık gösteriyor üreticiler. Dikkat etmezseniz obez olursunuz. Bugün yaşadığımız şey o. Yani Çin'e obezite nereden ulaştı? Ne kadar batı tipi beslenme, burger kültürü, junk food dediğimiz çöp gıda kültürü. Hatta şöyle bir en son araştırma var. Konuşulmakta sözünüzü bağla kesmiş olayım. Paketli gıdalar, işlenmiş gıdalar zeka geriliğine neden oluyor şeklinde. Obeziteden dolayı. Yani içinde obezite olan her işin içinde tabii. Obezite olan her şeyin içinde insülin direnci vardır. İnsülin direnci olan her şeyin içerisinde şeker insülin dengesinin bozulması vardır. Ve Osman Hoca belki 10 kere burada tekrarladı. Bel çevreniz büyüdükçe beyniniz küçülür. Değil mi? Çocuklarda da aynı sorun söz konusu. Yani geçtiğimiz hafta bizim hafta sonunda ben biliyorsunuz Bodrum'a gidiyorum. Orada yazlıkta yani yeni gelen bir komşunun küçücük çocuğu, kız çocuğu da bel çevresi böyle ilerinin insülin direnci, diyabet ve obezite adayı. Yani daha geliyorum baştan diyor yani daha mesela. Baştan şeyi koymak lazım. Yani bizim artık hem çevremizi hem bedenlerimizi kirletmekten vazgeçmemiz lazım. Bedenimizi kirletiyoruz. Fruktozla, unla, otla, çöple kirletiyoruz. Hem dünyayı hem kendimizi kirlettiğimiz için de başımız beladan kurtulmuyor. Ne yazık ki ne yazık ki. Devam ettiğimizde hipertansiyon hastalarının limon tüketmesi faydalı mı diyor Ahmet Bey? Hipertansiyonla limon arasında bir ciddi ilişki, fayda zarar ilişkisi yok. Ama limon sağlığa faydalı. Evet,
limon suyu çünkü hemen sıkılır. Limon suyu o da biraz sakinleştirici bir metot olarak iyi. Limon suyu tansiyonu düşürür ama tansiyon ilacı yok içinde limon suyunun. Ama limon suyunu hazırlamak, ılık limonlu bir su içmek sizi biraz teskin eder ve tansiyonunuza bir miktar fayda eder. Çünkü onu içmek için biraz oturmanız, dinlenmeniz, mevcut gündemin dışına çıkmanız, başka bir hareketlilik içine girmeniz de gerekir. Ama limon, söyleyelim meyvelerin içerisinde en düşük kalori, bir limon 20 kalori. Vücudu asidifiye etmez, tersine alkalize eder. Sitrik asit en güçlü, sitrat nedeniyle en güçlü alkalinize eden, asit yükünden bizi kurtaran bir şey. Dolayısıyla sağlığa çok faydalı, tansiyona da faydalı diyebiliriz. Evet, bir komplike düşünmek lazım, hepsine iyi gelir. Evet. Bir limon ferahlatır, içimize kesinlikle. İyi gelir, yani kabuğunu bile, yani tansiyon yüksekken kabuğunu rendeleyin, koklayın. Tansiyonunuz bir miktar düşer çünkü teskin olursunuz. Ruha iyi gelir. Stresiniz azalır. Tabii iç tansiyonunuz düşünce damarlarınızdaki tansiyonunuz da ondan etkilenip olumlu etkilenip düşer. Ki tansiyonun düşmesine çok ihtiyacımız var. Hepimiz her anlamda. Hepimizin var. Çok teşekkürler hem kendi adıma hem de izleyicilerimiz adına. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte efendim ne dedik? Hayatımız bizim elimizde dedik. Umarız haberler de bize yardımcı olur. İyi haberlerle karşınızda oluruz. Sağlıkla, varlıkla.